Yıl olmuş 2019. Mars'tan fotoğraf alıyoruz. Yani o kadar güçlü bir sinyal ağına sahibiz. O kadar teknolojiye sahibiz. Yani bizim hala AKN'yi konuşmamız, yani bunu gündeme getirmemiz biraz komik geliyor yani, yalan söylüyorum. Komik mi? Ya şey yani, biraz askeriye gibi, hani hayatı sorgulatıyor. Ben sana bunun aslını söyleyeyim. 1950'lerde interneti bulmuşuz da cimrilik yapıyormuşuz gibi kardeşim yani. Ya ver işte yani. Ver sonuna kadar, ver yani. Niye hep böyle azar azar yükseltiyorsun, değil mi? Ver yani. Şimdi yani bak, Türkiye'deki firmalarda açık açık söylüyoruz artık bunu. Yani bu çakallık mevzusu var. Hani evet, yazıyor ya işte evinizde sınırsız internet. Ya kardeşim bunun neresi sınırsız ya? Bilmem nereye kadar, 50 GB'dan sonra sen koyuyorsun oraya bir tane hız düşürme. Yani. Bak ben ciddiye bile almıyorum ha. Kotayı demiyorum kardeşim, diyorum ben sana. Kotadan sonraki hızdan bahset bana diyorum. Anladın mı? Evet. Ya işte kotadan sonra 8 megabit de düşüyor. Ulan kardeşim kota 50 GB lan. 2 günlük internet lan. Aynen. Sert kullanırsan tabii bitirebilirsin yani. Yani. Ya bunu herkes biliyor zaten. Herkes farkında bu. Yani abi. İnsanı zora sokan bir konu. Hani yeri geliyor bir şey indiriyorsun. İndiremiyorsun. Uzun sürüyor. Bir de bunun şey boyutu var zaten. Upload boyutu var. Upload evet, zaten pert yani. Zaten yok, bundan firmalar bahsetmiyor yani. Upload'dan bahsetmiyorlar. O zaman berbat bir hız. Ama neyse hani biz yine download kullanıyoruz daha çok. Yani çoğunlukla onu kullanıyoruz. Bu yüzden en azından download hızları bari hani sabit olsun, yüksek olsun. Yüksek olmuyorsa bile hani kota olmasın. Yani. Şimdi ben hani spoiler olacak ama hani kullandığım interneti, modemi söyleyeyim hemen hızlıca. Hani ben bunlarla hani artık internet kullandığımı anladım. Bunlarla artık rahata erdim gerçekten. Hani reklam da olacak ama yani iyi ürünse reklamını yaparız diyelim. Evet. Şimdi Türknet kullanıyorum. Bir 3-4 aydır falan. Aynı şekilde Zaksel'in bu modemi de var. VMG 3925'ti galiba. Tam hatırlamıyorum ama böyle estetik, biraz yeni nesil bir modem. İşte 5G'si var, 2.4G'si var. İşte burada USB bağlantısı var. Bu yönden hani hem modemden hem de internetten bayağı memnunum. Hani bütün internetler böyle olsa evet, karşımıza bazı seçenekler çıkacak. Hani işte onu seç, onu seç, onu seç ama hani artık kullanım kotasından bıktığım için dedim hani artık kota olmasın. Sonra Türknet karşıma çıktı. Hani biraz tereddütlerim vardı tabii. Hani aradığında işte karşına biri çıkmıyor diyorlar vesaire, böyle olabiliyor durumlar. Ama hiçbir sorun yaşamadım. Hani her şey sistematik bir şekilde ilerledi. Başvurdum, işte belgeleri yolladım. 3-4 gün sonra falan geldiler, bağladılar. Ben de modemimi aldım bu esnada. Ama bunların politikası şey değil mi biraz? Hani modemin varsa sen al, biz gelelim internete bağlayalım. Aslında temiz bir çalışma. Temiz iş. Çünkü diğer firmalar ne yapıyor? Ben sana söyleyeyim. Bu modemin fiyatı 200 lira diyelim. Sana onu 300'den satıyor, her ay faturana yansıtıyor. Sen de zannediyorsun ki ayda 60 liraya internet aldım. Alakası yok. Bunun geliyor işte bilmem ne ücretine ekliyor, modem ücretine ekliyor. Bir bakıyorsun senin fatura kabarmış da kabarmış. Bir de şu boyut da var. Sen seçemiyorsun o modemi. Tabii. Hani diyorsun ki ben kaliteli modem alayım falan. Hani istiyorsun ama sana gelen modem standart. Bir de ben önceki internetlerde bayağı bir sorun yaşadım. En son işte bir firma kullanıyordum. Nasıl diyeyim? Hani mükemmel bir firma yani. Süper bir firmaydı. Ayda birkaç kere, yani toplamda da bir 4-5 kere falan modemin değiştiği oldu. Yani bayağı bir sorun yaşadım. İşte bir ay boyunca çok kopmalar yaşadım. Kullanım kotasından bahsetmiyorum. Bayağı bir sorunlar yaşadım. Hani hayattan soğutuyor insanı. Yeri geliyor işte oyun oynayamıyorsun. Yeri geliyor bir şey indireceksin. Kotayı aşmışsın. 5 megabitte indirmeye cebelleşiyorsun. Upload hızı desen 0.30, işte 0.50 görünce mutlu oluyorsun gibi. Hani YouTube'a video yüklüyoruz yani. Gece sürüyor yani. Bir gece sürüyor onu yüklemek falan. Her neyse sıkıntı burada bitmedi. Ben hep taahhütüm bitsin uğraştım. Hatta sonunda taahhütüm bitince tamam dedim artık. Bunu kapatıyorum. Bir taahhütsüz internet alıyorum. Yani taahhütsüz olacak ve yani şans eseri Türknet karşıma çıktı. Dedim Türknet'i deneyeyim bir de. Sonuçta taahhüt istemiyor. O yönden güzel. Neyse sonra işte taahhütü bitti. İnterneti kapattırdım. Pardon, bir mesaj geldi bana kapattırınca. İşte modeminiz ve aksesuarları şu gönderi koduyla bize kargolayın. Aksi takdirde işte 200 lira bir fatura yansıyacak. Modemi hani şey yok muydu? Faturalara yansıtmamış mıydınız yani, değil mi? Şimdi geri istiyorlar. O ne biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. O kira ücreti aldı altında ekstra senden bir ücret aldılar. İşleri bitince modemi geri alıyorlar. Neyse yani. Tamam bak bu da sıkıntı değil. Bu da sıkıntı. Tamam dedim. Hepsini paketledim. Özellikle paketledim böyle her şey tam mı eksik olmasın, uğraştırmasınlar diye paketledim. Geri yolladım. Bir yaklaşık ben burada değildim. Türkiye'de değildim. Bir 3 ay sonra falan geldim. İşte mesaj gelmiş. Beni aradılar sonra. Dediler ki işte ödenmemiş faturanız var. Ne kadar? 240 lira böyle bir şey. Dedim hani ben bütün faturalarımı ödedim. Hani bunun şeyi bir fatura olamaz mı? Yok yani artık internet. Baktı işte dedim modeminizi yollamamışsınız. Dedim yolladım. Gönderi numarasıyla beraber yolladım. Modem sizde olması lazım şu an. Yani bir aksilik olmadıysa. İşte biz burada sistemden göremiyoruz. Siz kontrol edin. Sonra gittim kargo şirketine. Dedim ki hani ben böyle bir kargo yollamıştım. Üzerinden 3 ay geçmiş. Diyor ki hani son 3 aylara bakabiliyoruz ama onları göremiyoruz dedi. Ne oldu şimdi burada benim olay? Hikaye oldu. Neyse biraz daha işte şey yaptık, muhabbet ettik oradaki hanımefendiyle. Dedi biraz bekleteceğim, biraz daha araştırayım dedi. İşte araştırdı. Buldu sonra şans eseri. Dedi işte şu adlı kişi almış, teslim almış. Görüşün hani şirketten. Aradım işte dedim şu kişi almış vesaire anlattım böyle. O da rapor aldı. 48 saat sonra beni aradılar. Dediler ki tamam işte yani artık alınmış, doğruladık, sorun yok. Borcunuz kalmadı. Aynen borcunuz kalmadı ama benim birkaç ay daha böyle 1 lira 2 lira falan gibi borçlarım kaldı. Dedim bari yani başım derde girmesin de ödeyeyim bari dedim. Ödedim yine onları. Ama 1-2 lira gelmişti böyle ilginç bir şekilde. Yani faizdir bilmiyorum ama. Şimdi bak firmanın yaptığı yanlış. Bir kere suç işliyorlar her şeyden önce. Sen artık o hikayeyi bitirmişsin ki senin taahhüt kapatma muhabbetin de çok uzun sürmüştü sanki değil mi? Çok uzun sürdü ya. Şey muhabbet oldu mesela. Bana diyorlar ki bir dilekçe yaz, imzala, yolla bize. Yolluyorum, kabul etmiyorlar. İnternetten yolluyorum, kabul etmiyorlar vesaire. En son artık hani aradım. Dedim hani ben şey yapmak istiyorum, bağlantıyı tamamen koparmak istiyorum. Sonra da işte dediler işte ıslak imza gerekli, şöyle yapın, böyle yapın. Dedim o zaman bir tane dilekçe yazayım. İmzamı atayım, her şeyi yapayım, fotoğrafını çekeyim. Yani güzel bir şekilde fotoğrafını çekeyim, yollayayım. Yani kabul olur mu? Olur dediler. Yolladım. Bir 2-3 gün sonra falan bana geri dönüş oldu. Yani kabul edilmiş. Ama bu esnada hep benim hattım açık kalıyor yani. Ben bunu neden ödemek zorundayım? Evet. Değil mi? Böyle bir sorun da var. Böyle uzun sürdü yani. Çok hayattan soğuttular sağ olsunlar. Şimdi işte bu yasaların firmalara yaptırım gücü pek yok diye ben düşünüyorum. Neden? Çünkü ben Rusya'daki kendi muhabbetlerimi anlatayım mesela. Biz Rusya'da yine buradaki ev interneti gibi kullanıyorduk. Kesinlikle kullanım kotası diye bir şey yok. Hani adil kullanım kotası diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bilmiyorlar yani. Gerçekten öyle bir şeyin varlığını bilmiyorlar. Neymiş o falan dediler hatta ben sorduğumda. Şimdi internet 100 megabit'e kadar. Upload da yüksekti. Şu anda ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Yani bizimkilerden bayağı bir yüksek. Herhangi bir limitin yok dediğim gibi. Ve bunun fiyatı ayda böyle 40 lira civarı falan. Liraya çevirince. Ve şu özelliğe değinmek istiyorum. Herhangi bir taahhüt yok. İnterneti kullanmadığında hani belirli bir paket aşımı var onlarda. Ama o hani 40 liranın paket aşımı anladın mı? Bir yerden sonra mesela full 40 lira oluyor. Bir yere kadar kullandığın kadar ödüyorsun. Mesela biz daha az da ödeyebiliyorsun. Tabii. Mesela biz yazın Rusya'da değildik. İnternet açık kalmış. Bir geldik hiç fatura çıkmamış anladın mı? Çünkü kullanan yok. Harika bir şey. Yani neden? Çünkü devlet buna bakıyor, kontrol ediyor. Yani firma ekstra bir ücret insanı kesemiyor, oradaki halkı kesemiyor, ödettiremem böyle bir şeyi. Olması gereken bu zaten. Hani bir nevi elektrik su faturası gibi. Aynen öyle. Kullanmıyorsan ödemiyorsun. Çok az geliyor veya gelmiyor yani fatura. Aynen. Maksimumu da 40 lira odaklamışsın. Ve çok ciddiyim sana bir ayda böyle 1 terabaytı geçtiğimiz falan oldu. Ne internette bir yavaşlama ne de herhangi bir fazla fatura ödedik. Ya düşünsene burada aynı paketi ben sorduğumda falanca firmasına 1000 lira dedi ya. 1000 lira. Yani adil kullanım kotası yok. Hiçbir şey yok. 100 megabit'e kadar internet 1000 lira. Bunu nasıl ödeyebileceksin? Aradaki fiyat farkına bak ya. Ya şimdi şey düşünüyorum. Acaba hani bizim yani altyapımız olmayabilir, tamam. Ama sonuçta bu DSL'in de veya VDSL'in de bir sınırı var. Sen bu sınıra kadar ver bari yani, değil mi? Tabii mesela ki. VDSL 35'e kadar destekliyor. Sen 30 ver. Niye 16 veriyorsun? Veya 16 verip mesela ilk bir hafta idare ediyor da kullanım kotasını aşınca niye düşüyor? Yani işte. Böyle saçma sapan insanları... Veya şey de ilginç hani. Bu Türknet kendi altyapısı değil. Hani şey, ona rağmen herhangi bir kota koymuyor. Ona rağmen kota koymadan verebiliyorken ama sen aynı, nasıl veremiyorsun? Mesela işte sağlayıcı firmadan, ona interneti sağlayan firmadan aldığınızda interneti, evet, adil kullanım kotasıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Ya ilginç geliyor. Bence hani bu firmaların biraz kendi çakallığı yani. Tamamen çakallık. Milletin parasını nereden alırız üzerine kurulu olduğu bir sistem yani. Teknoloji gibi yani, taksit veriyor. İşte eskiden 3'tü mesela kota yaşınca. Şimdi 5'e çıktı, 8'e çıktı. Belki yılbaşından sonra hani kalkacak diyorlar da belki 10'a kalkacak mesela hani. Evet. Komple kalkmayacak. Yani. Şimdi hani güncel olarak çok araştırmadık, bilmiyoruz ama hani her şey mümkün. Bence ya, firmaların zaten şu anda sağladığı limitsiz internet paketleri var. Fakat bunlar hani ödeyebileceğimiz rakamlarda değiller, evet, yani işin açıkçası. Uygun değil. Uygun değiller. Yani peki şimdi ben Türknet'i kullanıyorum. Hani memnun muyum? Memnunum. Sorun yaşadım mı? Henüz yaşamadım. Hani belki yaşarım da belli olmaz. Hani hiç yaşamadım şu ana kadar. Ve internet hızım sürekli 30 megabit. Upload hızım da 3 megabit. Hani düşmüyor hiç hız. Bir de bu şey de... değil mi böyle VDSL olduğu için. He, VDSL aynen. ADSL olsa 16 olacak. Ay, pardon, fiber. Ne karıştı? Fiber olsa da 100 megabit olacak işte. Fiber olsa mesela 100 megabit getirecekler sana, değil mi internet? Ama bunu sağlıyorlar adamlar yani. Tabii canım, hani koda sunmuyorlar. Herhangi bir limitin falan da yok. Bildiğin sınırsız kullanıyorsun. Hani bu biraz hani bilmeyen için veya yeni duymuş biri için böyle bir mucize gibi görünebilir ama gerçekten böyleymiş ve ben hani bununla beraber artık hani düzgün bir internet kullandığıma farkına vardım. Bu yüzden de bayağı mutluyum şu an. Şimdi Türknet'i bu kadar övüyoruz ama ben mesela bu kadar Türknet'i istememe rağmen bir türlü bağlatamadım abi. Yani bir evi soruyorum. Mesela benim kaldığım çok ev var. Hani hepsine bir bağlatmaya çalıştım. Ya emin ol bir tanesine bile bağlatamadım ya. Hangi adrese sorsam işte o adreste şu firmanın altyapısı olmadığı için oraya gelemiyoruz. Diğer adreste şöyle bir sıkıntımız var. Başka bir adreste böyle. Mesela bir tane adrese çok fazla zorladım. Altyapı çektirmeye çalıştım. İşte bana dediler git telefon bağlat. Telefonu bağlamadılar falan. Bir sürü sıkıntı yaşadım. Ama en sonunda yine ilgilenen olmadı yani. Olmadı yani ha? Olmadı. En sonunda hepsi bıraktılar ilgilenmeyi. Allah çok saçma ya. Evet. Yani tamam belki Türknet ilgilenmeyebilir de yani. Diğer asılan altyapıyı yapan firmalar da mı ilgilenmiyor? O da ilgilenmiyor. Allah Allah. O da ilgilenmiyor. Valla ne diyeyim şimdi ben bunu bilemedim. İlginç durum ya. Yani en sonunda ben de bağlatmaktan vazgeçtim dedim. Ne olmuş şimdi bu firmalara ne? Batmış mı yani? Bu kadar mı kötü durumdalar? Anlamadım ki. Ya işlerine geldiği çok zaman yapıyorlar. Yani. Zorunda kaldıkları zaman yapıyorlar. Yani enteresan durumları var ya. Mesela diğer bir konuya gelirsek de taahhüt meselesi. 12 aylık bile taahhütlü bir pakete girmeye kalksanız ya inanın 70 liradan başlıyor. Veya 60'tan başlıyor. Ya ben 60'ı bulamadım. Bulsam alacaktım vallahi, zaten. Gerçekten bulamadım. Ya. 70 liradan başlıyor ve hani cihazın parasını falan da ödüyorsun ek olarak yani. Sende kalıyorsa ona göre ödüyorsun. Ona göre ödüyorsun. Kiralıyorsan yine kira parası alıyorlar senden. Ya gerçekten sıkıntılı mevzu. Hani ben şu anda internet meselesinde takılmış durumdayım. Sadece telefondan idare edebilirim. Telefon paketi yapıyorum. Ben Rusya'da yaşayıp orada internet kullanmış biri olarak, taahhüt diye bir şey yok orada bu arada. Şimdi buraya gelip taahhütlü bir pakete girmek istemiyorum. Evet. Neden? Çünkü durmadan yer değiştiriyorum. Yani benim nerede olacağım belli olmuyor. Her gittiğim yerde de taşımakla uğraşamam ki zaten bağlayamıyorlar. Buraya da hiç girmeye gerek yok. Şimdi ben diyorum ki ya diyorum bana bir tane taahhütsüz paket. Hani kullanım kotası falan istemiyorum diyorum. Çünkü o bana falanca paketi söylüyor. Ya diyorum bunu kaç GB'a kadar kullanacağım? 50 GB. Ya inan 50 GB istediğinde gerçekten 2 günde bitirebileceğim bir paket. Evet. Yani 50 GB'ın artık yani. Hiçbir manası yok. Mesela desek yani adet kullanım kodası 500 GB. Ha, o zaman olabilir. Bu konuşulur, bu düşünülür. Evet. Evet. Ama ben direkt diyorum ki ya karşımdaki kişi hala bana o hızları anlatmaya çalışıyor. Ya kardeşim diyorum, sen bana o paketi açtıktan sonraki hızı söyle. O benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ya düşünsenize şimdi. Evinizde atıyorum 20 litreden sonra adil kullanım kodası 20 litre sudan sonra adil damla kullanım kodası geliyor. Aynen, damla damla geliyor. Yani sen 20 litre içinde ne kullanabileceğini mi düşünürsün yoksa sonrasını mı düşünürsün? Yani bu kadar saçma sapan şeylerden bahseder olduk ya. Bir de bu arada bu Türknet'in güzelliği var. Hı-hı. Diyelim ki ben sana işte kendi aboneliğimden böyle bir link yolladım. Benim aboneliğimle üye oldum. Ha. Hem sen hem de ben böyle bir ücretsiz bir ay internet kullanıyoruz. Aslında güzel bir olay ya. Ya bence faydalanmak lazım bundan. Evet. Bunun için hemen bir aşağıya link de bırakıyorum. Belki isterseniz beraber birer ay ücretsiz internet kullanabiliriz. Şimdi şu var yani. Gerçekten Türkiye'de işini yapan iyi firma bulmak zor. Evet. Yani Türknet'e ben birazcık laf ettim şu an. Bağlatamıyoruz falan ama sendeki interneti görünce ya da kullanan arkadaşlardakini dinleyince gerçekten güzel iş çıkarıyorlar. Gerçekten Türknet'e teşekkür ederiz buradan. Belki de şu anda Türkiye'ye öncülük yapan bir firma bu anlamda. Diğerlerine baktığımızda gerçekten hani milleti soymanın derdindeler artık. Yani bunu açık açık söyleyebiliriz. Ama Türknet sağ olsun. Bir ödül de varmış sanki. Bir ödül mü var? Aynen, ödül de almış. Tam hatırlamıyorum ama güzel yani, biz de beğendik. Evet. Yani önümüzdeki dönemlerde yine kullanmaya devam edeceğiz. Hani bir sorun yaşarız, bir şeyler olur. Hani olur mu bilmiyorum ama olursa yine bunları da paylaşırız. Yine güncel durumlardan, haberlerden yeri gelince işte imkan buldukça yine anlatırız. Farklı videoda görüşmek üzere.